Evet arkadaşlar, bu dersimizde 3 boyutlu harita grafikleri göstermeye çalışacağız. Bir önceki ders 2 boyutları göstermiştik. Şimdi 3 boyutlu nasıl yapılıyor, aradaki fark ne, bunu göreceğiz. Öncelikle elimizde 2019 nüfusu ve bu nüfuslara sahip iller var. Bakın 81 ili seçiyorum. Ekle sekmesinden 3 boyutlu haritalara geçiyorum. Ve burada bana ne soruyor, bakın. İlk olarak 2019 nüfusu ve illerin olduğu bir kısım geliyor, alan listesi. Bu birinci, bakın, konum kısmına eğer burada mevcut değilse sürükle bırak yapıyoruz. Şu anda kendisi otomatik attığı için bunu yapmama gerek yok. Eğer il değil de bu başka bir şey seçmişseniz, örneğin enlem, boylam, şehir, ülke, coğrafi bölge gibi, bunu belirtiyorsunuz. Daha sonra değer kısmını da, bakın, şuradaki yükseklik kısmına ekliyorum. Şu anda benim 3 boyutlu grafiğim sütun şeklinde ortaya çıkmış oldu. Bakın, illerin nüfuslarını sütun şeklinde gösteriyor. Bunun yanında mesela kabarcık grafik olarak gösterirsek yine nüfusları kabarcık olarak bize gösterdi. Hemen yanında ısı haritası olarak görülmesini istediğimiz zaman nüfusların dağılımını ısı haritası olarak bize veriyor. Ya da alansal olarak şehir sınırlarını dikkate almasını istersek de en sondakini işaretliyoruz. Şu anda İstanbul'un nüfusu çok fazla olduğu için diğerleri genelde gri olarak kaldı. Peki bunun dışında ne yapabiliriz, onu göstereyim. Bakın, bunu kapatayım. Kapattıktan sonra Bakü'yü de işin içine katalım. Bakın, illeri seçiyorum. Bakü dahil seçtim. 3 boyutlu haritaya geçiyorum. Eskisi olduğu için bu sefer az öncekinden farklı olarak yeni tur eklememi istiyor. Yeni tur diyorum. Yeni tur dedikten sonra bakın yeni bir aralık daha çıktı. Az önceki aralıkta, şu andaki aralık 1. İlleri yine buraya atıyorum. 2019 nüfusunu da buraya atıyorum. Bakın, bu sefer Bakü'de işlemin içine girdiği için Bakü burada gözüküyor. Ve ben bunu ısı grafiği olarak oluşturursam Hayat Eve Sığar uygulamasındaki gibi bir ısı haritası çıktı karşınıza. Hayat Eve Sığar uygulaması da yine bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Yani buna benzer bir programla yapılıyor ama Excel'de buna benzer uygulamayı yapabiliyorsunuz. Alansal olarak göster dediğimiz zaman da yine bu şekilde gösteriyor. Peki başka ne girebiliriz? Bakın, kapatıyorum burayı. Yukarıda enlem, boylam ve değerlerin olduğu bir kısım ayırmıştım. Burada Isparta'nın enlem, boylam ve değerini görüyoruz. Şimdi burada bu kısmı seçip ekle kısmından 3 boyutlu haritaları seçiyorum. Yeni tur diyorum ve yeni turda bu sefer bakın boylam, enlem ve değer. Değeri yükseklik kısmına giriyorum. Ben koordinatı girdiğim için bakın sadece burada Isparta gözüküyor. Ve ben buna ısı haritası oluştur dediğim zaman Isparta'nın nüfusunun ısı haritasını bize oluşturuyor. Ya da alan dediğim zaman bu sefer olmuyor. Neden? Çünkü tek bir tane alanımız var. Bir tane koordinatımız var. Koordinatının alanı giremiyoruz. Bunun dışında neler girebiliriz? Bakın, alan listesine tekrar döneyim. Şu kısımları sileyim. Alan ekle dedim. İlleri gireyim tekrar. Değer kısmına da nüfusu atayım. Bakın, burada il, ilçe, enlem, boylam, x-y koordinatı, şehirler, ülkeler, bölgeler, coğrafi bölgeler, posta kodları ve tam adreslerde girebiliyoruz. Örneğin şuraya şunu yazalım. Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta girelim. Bununla ilgili de bir değer ortaya atalım. Buraya konum diyelim. Buraya da 1 diyelim. Şurada değer olarak karşımıza çıksın. Bakın, bu kısmı seçiyorum. 3 boyutlu haritalara geçiyorum. Yeni tur ekle diyorum. Ve burada konum kısmını alana ekliyorum. Ve buradan diyorum ki tam adres
Değer kısmına da bu konumun değerini aktardım. Bakın şu anda gösterdiği nokta Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nin noktası. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki dersler görüşmek üzere. Hoşçakalın.